Günaydın efendim, hayırlı sabahlar diliyoruz. KON TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Haftayı ortaladık. Tarihlerimiz 20 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor. Ve bakalım hanım eli takvimi bugün bizim için hangi notları düşecek? Bugün hanım eli mutfağında güzel bir lezzetimiz var. Salonumuzda da çok kıymetli bir konuğum var. Seçime çok az bir süre kaldı. 24 Haziran bizim için önemli bir tarih, Türkiye için önemli bir tarih. Biz de KON TV ekranlarından adaylarımızı konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Konya AK Parti Milletvekili adayı Tayra Kürek bizimle birlikte. Salonda yerini aldı, konuğumuzla birlikte sohbete geçeceğiz. Ama bir taraftan da Tahir Bey için ve sizin için güzel bir lezzet önerimiz var. Bakalım bugün ne yapacakmışız? Hemen ülkeye söz bırakıyorum efendim. Siz de notlarınızı mutlaka alın. Günaydın canım. Günaydın Ayşegülcüğüm. Ne yapacağız bugün Ülkücüğüm? Bugün poğaça yapacağız. Kızartmalı bir poğaça yapacağız. Yine farklı bir tarif olacak. Farklı bir tarif. Güzel, lezzetli bir tarif olacak. Hemen malzeme listemizi sayalım. Hamur malzemelerimi sayayım ilk önce. Ben yarım ölçü yapıyorum ama tüm ölçü, tam ölçünün şeyini vereyim listesinde. 2 su bardağı sütümüz var. 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 instant maya, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı da tuz. Aldığı kadar un kullanacağım. Bunu güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra küçük böyle hamburger ekmekleri gibi falan. Evet, bir hatta biraz daha küçük de olabilir belki. Ekmekleri yapıp 200 derecede pişireceğiz onu. Kızartma için de ne kullanacağım? 2 tane patlıcan, 2-3 tane patates, kapya biber kırmızı, yeşil sivri biber kullanacağım. Üzeri içinde yoğurdumuz var. Yoğurdu biraz suyla, tuzla açacağım. Hamurları pişirdikten sonra poğaçalarımızı içlerini üzerine bıçakla alıp içlerini oyduktan sonra da böyle minik küp şeklinde doğrayıp kızartmaları dolduracağım. Olacak. Üzerine de böyle güzel yoğurdumuzu servis yapacağız. Gibi lezzetli bir poğaça olacak inşallah. Çocuklar için özellikle evet, güzel bir tarif. Aha. Hani o bilmediğimiz, içinde ne olduğunu bilmediğimiz hamburgerlerdense evde annelerin yapabileceği güzel bir lezzet efendim. Hemen notlarınızı alın. Kaçırırsanız da Facebook Hanım Eli sayfasından biz ölçüleri bardağıyla, kaşığıyla hepsini veriyoruz size. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Besmelemizi çektik. Hamurumuz için sütümüzü koyduk, yağımızı koyduk ve ilk önce hamurumuzu yoğurmaya başladık bile. Sizler de mutfaktaysanız kolaylıklar diliyorum size de. Bereketli olsun efendim, hayırlı olsun inşallah. Rabbim sağlıkla yememizi nasip etsin hepimize. Beyazını içine kullanacağım. Ne kadar süre dinlendireceğiz Ülkücüğüm? Hamur bir yarım saat 45 dakikada mayalanır. Ben önceden bir yoğurdum. Biz tabii önce hazırlığımızı evet, hamurum yaptık. Var. Kolay gelsin. Bir taraftan gözümüz sende olacak. Seni takipte olacağız. Hemen hatırlatmalarımızı yaparak başlayalım. Bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Birazdan ekranlarınızda olacak efendim. Ayrıca Facebook yayınımızın altında yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bizimle olduğunuz için ve bize gönderdiğiniz yorumlarınız bizim için önemlidir. Konuğumuz kıymetli konuğum. Ben de hiç konuk almadım ve benim için de ayrı bir heyecan bugün. Hoş geldiniz. AK Parti Konya Milletvekili adayı Sayın Tayra Kürek. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bizim için de farklı bir format olmuş oldu aslında programınız. Birkaç yıl önce ne kadar oldu hatırlamıyorum ama yine programınızda bir defa konuk olmuştum. O zaman da bir sohbet imkanı bulmuştuk. Size de kolay gelsin diyoruz. Çok programınızda çok bir marka olmuş durumda. Biraz önce de sormuştum. Sanıyorum çok uzun süredir evet, devam eden bir evet, program. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizim kadim kültürümüzde vardır ya, misafir gelir aç mısın susuz musun demeyiz, hemen mutfağa gireriz. Size de sormadık. Biz hemen mutfağa girdik. Öyledir çünkü. Hiçbir şey yapamazsak mutfakta hiçbir malzeme yoksa yoğurt ekmek sürer yine ikram ederiz. O yüzden mutfak bizim için de önemlidir. Umarım siz de memnun kalırsınız. Nasıl mutfakla aranız? Yani erkeklerin mutfakla araları biraz zayıftır malum, yeme bölümündedir.
Doğrusu tabii fırsat olmuyor bizim görevlerimizde. Sağ olsun eşimiz o eksiği kapatmış oluyor. Yani mutfak gündemimizde pek olmaz bizim. Doğrusu çünkü yoğun mesai yapılan işlerde hep görev yaptığımız için zaten belli bir şey düzeni de oluşmuyor. Yemek düzeni özellikle oluşmuyor. Saatli işte şu saatte evde olacaksınız, şu saatte şurada olacaksınız, şu saatte bunu yapacaksınız. Böyle bir imkan olmuyor. 20-25 yıldır, 30 yıldır hep cemiyetçilik hayatında olduğumuz için düzensizlik düzeni var bu konuda bizde, öyle söyleyelim. Ama Fatma Hanım mutlaka bunu güzel bir şekilde elinden geleni yapıyor tabii. Peki yeme içme düzensizliğinde sağlığınıza dikkat ediyor musunuz? Yani spora bari biraz hani... Çok fazla dikkat edilemiyor aslında. Eskiden, yani son yıllar çok yoğun geçti özellikle. Daha eskiden bu konuda kendimize daha fazla zaman ayırıyorduk. Sabahları sabah namazından sonra arkadaşlarla yüzmeye gidiyorduk, yürüyüşe gidiyorduk. Bilhassa İstanbul yolundaki Ladikli Ahmet Hüdayi Parkı'nı yaptıktan sonra orada yürüme alanı çok müsait, çok yeşillikler içinde. Tur 8 kilometre yani gidiş geliş çok güzel bir alan var orada. Şimdi tartan piste de döndü. Tavsiye ederim. Çok sık gidiyorduk ya da zaman ayırıyorduk ama son 3-4 yıl çok yoğun geçti. Yeni büyükşehir yasasıyla birlikte 31 metropol ilçemiz oldu. Yani 3 metropol ilçe 31'e çıktı. Bir de Türkiye'de çok önemli olaylar oldu. 6. seçimi yaşıyoruz. Doğru. Seçimlerin birçoğu haliyle belediyelerin çalışmaları üzerinden, hükümet çalışmaları üzerinden yürür. Belediyeler olarak sürekli sahada olmanız gerekiyor. Ben 12 ya da 13. seçim çalışması bu şu anda üzerinde çalıştığımız ama son 4 yılda 6. seçim. Önce 2014 mahalli seçimi 30 Mart'ta yapılan, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından 7 Haziran 1 Kasım seçimleri, sonra Cumhurbaşkanlığı referandumu, şimdi de genel seçim. Kendimize özel zaman ayırma imkanı doğrusu pek olmadı bu dönemde. Ama şehirdeki insanların duası herhalde, o nenelerin, dedelerin dualarıyla şimdi, siz sağlıklı oluyorsunuz belediye herhalde. Tabii, belediye çalışması hayırlı bir hizmettir. Yani bir görünen yönü vardır, bir de görünmeyen yönü vardır. 14 yıl görev yaptık. Bu 14 yıl içinde ilk 3-4 ay hariç ihtiyaç sahibi insanlarımıza yaptığımız destekler, onların yanında olma faaliyetleri hiçbir zaman vitrin ve gündem olmadı. Evet. Hep özel kalmıştır. Konya'da özellikle merkezde büyükşehir uygulamasından, yeni büyükşehir uygulamasından önce merkezde buradan KonTV ekranlarından da defalarca ilan etmiştik. İhtiyaç sahibi olan varsa işte yarın şu saatte belediyeye gelsin falan diye. Yani tamamına ulaşmaya çalıştığımız bir kitle oldu. Sosyal kartla bunu başardık. Yetim, öksüz, kimsesiz bursuyla, gazi şehit ailelerimize yönelik çalışmalarla ve daha birçok dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarla çok farklı bir boyutunu da gerçekleştirmeye çalıştık. O da işin manevi yönü. Tabii çok dua eden de oluyor. Yani memnun olmayanlar da olabilir. Onlar ayrı ama şu önemlidir. Kalbinize baktığınızda, iç dünyanıza baktığınızda elinizden geleni yaptınız mı? Bir de iyi niyetle ve samimiyetle çalıştınız mı? Niyet bizim değerlerimizde, inancımızda çok önemli biliyorsunuz. Niyeti tashih etmekten bahseder büyüklerimiz, kitaplar. Yani niyeti düzeltmekten. Niyeti düzgünse bir insanın yaptığı işlerin bereketi olur, hayrı olur. Ona dikkat ettik. Öyle bir süreci işte böylece yaşadık ve bugüne geldik. Yöneticilikle meşgul olanların kendilerine zaman ayırmaları kolay değildir. Mesela işte Cumhurbaşkanımızı izliyoruz. Yönetici arkadaşlarımızı izliyoruz. Gece yok, gündüz yok. Bir mesai diye bir kavram yok. Tatil diye bir kavram yok. Mesela aktif siyasete girmeden önce
şöyle düşünüyorum. Ya il başkanlığıyla başlamıştı aktif siyaset. Ondan önce cemiyet çalışmaları vardı. Fazilet ve Saadet Partisi'nde 5 yıl yaklaşık il başkanlığı yaptım ben. O döneme kadar her yaz kendimize özel zaman ayırırdık. Her yıl gibi, çoluk çocuk tabii tatil, başka etkinlikler, geziler, ziyaretler. Ama siyasete girdikten sonra düzenli tatil kavramını unuttuk. Hiç o imkan olmadı. Ve çoluk çocuğumuz büyüdü gitti. Onu diyeceğim. Siz unuttunuz ama çocuklar böyle biraz mahrum kaldı. Hem bu konuda şikayetçi yani, oldular mı acaba? Yoksa... Tabii. Hayıflandılar tabii. Şimdi çocuklarım çok küçüktü o dönemde. Yani bu süreçte büyüdüler gittiler. Yuvadan bir kısmı uçtu. Ve tabii çok birlikte zaman ayıramamış olduk. Onun bir özlemi, hayıflanması oluyor ama sivil toplum çalışmaları geleneğinden geldiğimiz için hep bakış açımız, ailemizin de bakış açısı o oldu. Toplum hizmeti, halk hizmeti, insanlara faydalı olma, bir yüksek idealle davamıza hizmet etme duygusu hep ağır bastı ailemizde de. O nedenle onun karşılığı daha büyük olduğunu düşünürüz hep. Bir de onlar İnşallah zaten, Allah kabul etsin inşallah o dönemleri. Onlar da bir de artık bu hayata alışmışlar ve kabullenmişlerdir mutlaka. 14 yıl ya bir aşk yani bir sevda onlarla birlikte ailenizle birlikte artık sizin aileniz Konya oldu çünkü. Şöyle biraz Konya'yı, bu sevdayı azıcık böyle dillendirmenizi istiyorum. Belki hiçbir yerde söylememiş olabilirsiniz. Doğru, bu güzel benzettiniz, güzel vasıflandırdınız. Tabii bu işler, halk hizmeti aşk olmadan, sevda olmadan, Cumhurbaşkanımız da onu vurguluyor ya sık sık. Buna bu çileyi bir böyle sevgiyle kabullenmeden yapılabilecek bir şey değil. Çünkü... bu çok özel bir durum. Yani her yağmur damlası indiğinde acaba işte bir tıkanıklık olur mu bir yerde, ya bir sıkıntı olur mu diye bakarsınız. Her olayda sorumluluk duygusu sizi gelir bulur. Çünkü şehir çok büyüdü. Evet. Şehir o kadar, yani merkez şehrimiz bile 2 katına, 3 katına, 4 katına çıktı. Mesela istihdam oranları 5 katına çıktı. Taşıt sayıları 5 katına çıktı. Nüfusu tam 2'ye katlandı. Konut sayısı 2'ye katlandı. Yeşil alan miktarları 3'e, 4'e, 5'e katlandı. Bir parkınızda olacak bir olumsuz olay. Geçen gün işte yaşandı, bir yavru köpeğin başına gelen Türkiye'de büyük gündem oldu. Yani bir parkınızda, bir mekanınızda, bir meslek edindirme kursunuzda, bir kadın lokalinizde, bir gençlik merkezinizde ki bunlar Konya'nın artık ulusal markası haline geldi biliyorsunuz şehircilikte. En ufak bir olumsuz olay olmaması için sürekli dikkatli hareket ediyorsunuz. En ufak bir olay olmaması için sürekli istim üzerinde duruyorsunuz. Bunların getirdiği tabii özel çabalar var, özel durum, meşakkatler olabilir ama sevgiyle yapılabilir bütün bu hizmetler, sevgiyle büyütülebilir. Onu yapmaya çalıştık doğrusu. Kimseyi incitmeden yapmaya çalıştık. Bu arada incinmemeye de gayret gösterdik. O da var değil mi? Çünkü o da önemli. Çok önemli. Çünkü bu görevlerde ben bu göreve talip olan arkadaşlarımıza diyorum ki önce hazımlı olacaksınız, sonra azimli olacaksınız. İkisi bir arada olacak. Azimli olmazsanız zaten başaramazsınız. Yani gayretli olacaksınız, çaba göstereceksiniz. Ama bir taraftan da sabırlı ve hazımlı olacaksınız. Hazımlı olmazsanız size yapılan her eleştiride bir ders vermeye kalkabilirsiniz. Bir her talepten alınganlık gösterebilirsiniz. Bir muhtarımız bir şey söylese, "Ha sen böyle mi diyorsun?" deyip ya farklı bir uygulamaya girmeye kalkabilirsiniz. O da halk adına yapılan çalışmayı ve hizmeti lekeler. Doğru. Çünkü halka hizmet ibadettir, değil mi? O ibadetse ihlas ve samimiyet gerektirir, inanmayı gerektirir. Bunlara dikkat ederek yürüyorsunuz mecburen.
Yani çocukluğumuzdan itibaren zaten cemiyet çalışmasının içinde olma kararlılığıyla yürümüştük. Sebebi şuydu, Türkiye'de devletle millet kucaklaşmalıdır. Devletle millet buluşmazsa biz Allah muhafaza bu topraklarda barınamayız. Devletle millet kucaklaşmazsa coğrafyamızda örneklerini gördüğümüz müstemleke ülke, peyk ülke tipine doğru gideriz. O nedenle inancımızın, değerlerimizin, halkımızın bakış açısının yönetime mutlaka yansıması ve buluşması, bu mücadelenin çocukluğumuzdan beri içinde olduk. Bundan da hep şeref duyduk yalnız. Asla asla yorulmadık, asla pişman olmadık. Ne kadar meşakkati olursa olsun severek onu kabullendik. Şöyle hatırlıyorum ben, 14-15 yaşımdan beri ta Milli Türk Talebe Birliği Ortaöğretim Komitesi'nden bugüne kadar hep bu çalışmaların içinde olduk. Bu çalışmalarda da bulunabilmenin ön şartı bir davanızın olması, bir idealinizin olması, bir aşkınızın, sevdanızın olmasıdır. Bu da yüksek bir idealdir. Büyük Türkiye rüyasıdır. Benim çocukluğumda ilk okuduğum kitaplardan birisi rahmetli Mehmet Kaplan'ın Büyük Türkiye Rüyası kitabıydı. Hep o aklımda kalmıştır. Büyük Türkiye hedefine gitmeyen hiçbir çalışma önemli bir çalışma sayılmaz. Yani milletimizi ileriye götürmez. Ona gayret gösterdik hep. Yani bir taraftan küçük çalışmalar yaparken diğer taraftan büyük bir ideale hizmet etme duygusunu, o aşkı hiç kaybetmemeye çalıştık. Zaten o büyük hedef, o küçük çalışmalar onların tohumu oluyor bir süre sonra. Ve anlattığınız pek çok şeyin adı bence tecrübe. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum ama biraz tecrübeyi konuşalım sizinle. Önemli çünkü tecrübelerimiz var. Bir ara verelim, çaylarımızı tazeleyelim. Peki. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Aradan sonra ayrılmayın. Mesajlarınıza da bakacağız ve sohbetimiz devam edecek. Efendim işte görüyorsunuz ekranlarda, biz kahvelerimizi, çaylarımızı tazeledik ve sohbetimize devam etmek için hazırız. Sizi bekliyoruz. Bir taraftan da böyle mayayı yoğurduk. Nasıl kokuyor? Mis gibi, değil mi? Poğaça mayası oldu ki biz daha öncesinden yoğurmuştuk. Hı hı. Mutlaka bunu dikkat edin. 45 dakika ya da 1 saat bekletin. Ne yapıyoruz Ülkücüğüm? Ne yaptım? Ben hamuru güzelce yoğurup mayalandırmıştım Ayşegül. Hı hı. Şöyle küçük, istediğimiz boyda olabilir. Daha büyük, hani uğraşmayayım dersiniz, daha büyük kocaman olur. Veya daha küçük olur. Ben böyle şey yaptım. Şu şekilde. Hı hı. Bezeler yapıyorum. Bayağı da bereketli oldu. Aynen aynen. Çokça da çıkacak, evet, sanırım. Büyüklü küçüklü yaptım zaten. Hı hı. Hepsini aynı şeyde büyük yapmadım. İsteyenlere büyük, evet, koyalım. Evet. Az yiyeceklere de küçük tamamladım koyalım. Tamamladım bunu. Bunu ben alayım. Yumurta sarımız vardı bir tane. Yumurtamızın sarısını ayırmıştım. Hı hı. Hemen bak ilk yaptıklarım kabarmaya başladı bile şimdiden. Hani diyoruz ya biz tepsi mayası önemlidir diye. Tepsi mayasını da yapın. Evet. Şöyle bir 15 dakika. O zaman daha lezzetli, daha güzel, evet, olacaktır mutlaka. Yumurta sarımızı sürüyorum. Yumurta sarımızı da sürdükten sonra... Hı hı. Fırına göndereceğim. 200 derecede üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Çıktıktan sonra da ben bu arada bu fırında pişerken kızartmamızı yapacağım. İçlerini hazırlayacağım. Fırından çıkıp biraz serinleyecek. Tabii serinleyecek. O arada da biz kızartmalarımızı, evet, yapacağız. Fırındayken kızartmalarımı hazırlayacağım. Efendim bugün Hanım Eli Mutfağı'nda sizler için önerimiz kızartmalı poğaçaydı. Takipte kalın. Bitme sürecini de birlikte göreceğiz inşallah. Ve bir taraftan kıymetli konuğum Konya AK Parti Milletvekili Tahir Akyürek. Biz böyle başladık sohbet etmeye. Biraz siyasetin dışında konuşuyoruz. Dinleniyor musunuz? İşte nasıl gidiyor? Mutfakla aranız var mı? Gibi sorulara geçtik. Ve geldik tecrübeye. Şu 14 yıl tecrübesi. Reklam arası da konuştuk ya. Aile için bile bir rol modelsiniz. Bir şehirde aile ise şehir için, insanlar için de aslında bir rol modelsiniz. Güzel bir sorumluluk ve ağır bir sorumluluk.
Şimdi Konya gibi şehirlerin özellikle yani İslam kültürüyle bezenmiş şehirlerin, Anadolu şehirlerinin, Türkiye şehirlerinin bazı konularda daha hassas olması lazım. Ama Konya'nın daha hassas olması lazım. Konya, Anadolu'da medeniyetimizin kurucu şehridir. Başkentidir, Selçuklu payitahtıdır. Bir de Anadolu erenlerinin de merkezidir. Yani Anadolu maneviyat dünyasının da adeta lideridir, merkezidir. Konya'da bazı kavramlar daha önemli. Aile kavramı daha önemli bence. Komşuluk kavramı, büyük, küçük, saygı, sevgi gibi kavramlar daha önemli. Bu noktada bazı çalışmalar da yaptık doğrusu. Hani belediye boyutunda. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi için, aile bağlarının güçlenmesi için, değerlerimizin korunması için bazı çalışmalar da yaptık. Onlar da şöyle geçmişe dönüp baktığımızda en az köprülü kavşaklar kadar, yollar kadar, kültür merkezleri kadar, ne bileyim stadyumlar, restorasyonlar kadar onlardan hatta daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum. İlk görev aldığımız dönemde yani tecrübeden bahsettiniz ya, hem de bundan sonra görev yapacak arkadaşlarımıza da belki tavsiye mahiyetinde olabilir acizane. Şimdi ilk görev aldığımız dönemlerde bu değerler eğitimi, komşuluk ilişkileri konusunda bazı çalıştaylar yaptık, bazı toplantılar yaptık. Konya'da komşuluk ilişkileri araştırması yaptık bir, bilimsel olarak hocalarımızla işbirliği içinde. Bir de Türkiye'de Konya imajı çalışması yaptık. Türkiye'nin önemli illerinde oralarda araştırma yaparak Konya oradan nasıl gözüküyor? Ve nasıl o zaman bunu değerlendirmek lazım? O görüntü olumlu mu, olumsuz mu? Olumluysa bunu nasıl güçlendirebiliriz? Olumsuzsa nasıl olumluya çevirebiliriz diye. Şunu memnuniyetle gördük ki Türkiye'deki Konya imajı aslında çok güçlü bir imaj. Çok olumlu bir imaj. Yani Konyalılarla ticaret yapma, Konyalılarla komşuluk yapma, Konya'yla mesela aile bağı kurabilme, kız alma, kız verme gibi konularda kendi kızını kendi şehri dışında okutacaksa nerede okutmak istersin sorusunda güvenli. Konya'nın çok öne çıktığını, güvenli, emniyetli, huzurlu şehir kavramı. Bunlar bizi çok memnun etmişti. Komşuluk ilişkileri araştırmasındaysa hala geleneksel komşuluk ilişkilerinin Konya'da var olmuş olmasına rağmen. Yani bu nedir? Bir yere giderken anahtar bırakabilme. Bir eksiği varsa günlük ihtiyaçlar içinde, o gün markete çıkamamışsa, o gün ihtiyacını giderememişse komşusundan isteyebilme. Bu ne bileyim yağdır, peynirdir, zeytindir, ekmektir değil mi? Ya yani bir ihtiyaçtır. Salçadır vesaire. Çocuğu emanet edebilme. Çok önemli. Konya'daki bu yapının korunduğu bilimsel olarak da tespit edildi. Ama çağımızda değerlerde çözülme var. Buna direnmemiz gerekiyor. Bu noktada bazı çalışmalar ortaya koyduk. Programlarınızda da konuk ettiğiniz kardeşlerimiz oldu. Mesela Konya Meslek Edindirme kurslarını yapılandırdık. Evet, Komek bir marka. Ve bir Komek markası ortaya çıkardık hamdolsun. 600 bin kardeşimiz buradan sertifika aldı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Yine kadın destek merkezleri kurduk. KADEM. Belki onu yani şey yapmıştırsınız, programımızda da değerlendirmiştirsiniz. Kadın destek merkezlerimizdeki psikolojik danışmanlarımız, psikologlarımız ve danışman kardeşlerimiz problemi olan aile ya da birey. Mesela üniversiteden öğrenci kardeşimiz geliyor. Yani bir takım sıkıntılar yaşamış. Arkadaşlık kurduğu kişiler ona zarar vermiş olabilir. Bunlar bizim insanımız. Bunlarla ilgili değerlendirmeler ve yol göstermeler. Çünkü çok önemlidir. Bazen görürsünüz aile içi buhranlar vardır. Eğer bir akil kişi dese ki ya lütfen kendinize gelin. Yeryüzünde kaç insan yaşamışsa hepsi birbirinden farklıdır. Çoklukta bir birlik Cenab-ı Hak murad etmiştir. Kainat öyle.
çokluk üzerinde kurulmuş bir tevhid, birlik. İki farklı insan işte evlenmişsiniz. Yani hayat böyledir. Sabır gerektirir, karşılıklı saygı gerektirir vesaire. Bir nasihat mesela uçurumdan dönmeyi sağlayabiliyor. Evet. Bunlara ağırlık vermeye çalıştık. Sonra değerler eğitimi projesi yürüttük. Konya'nın genelinde şu anda yürüyor. Mevlana değerler eğitimi projesi ve medeniyet okulu projeleriyle falan bir farklı boyut açmaya çalıştık çalışmalara. Bunlar işin ruhunu temsil ediyor. Bunlar işin özünü temsil ediyor. Bunlar doğrudan hizmet. Yine dezavantajlı grupların yanında olmak. Yani fakir fukaranın, ihtiyaç sahibinin. Şimdi ziyaretlerimizde falan memnuniyetle görüyorum ki çok ihtiyaç sahibi olan her kardeşimizde neredeyse bizim sosyal kartımız var. Nüfusa göre bir ücret yükleniyor ve asli ihtiyaçlarını alışveriş yapar gibi alma imkanına kavuşmuş. Görev yapan, bu sorumlulukları üstlenen kardeşlerimizin, yani tecrübeden yola çıktık ya, özellikle madde ile manayı birleştirmesi gerekiyor. Çok ruhla bedeni birleştirmesi gerekiyor. Yoksa işte asfalt yapıyorsunuz, köprü yapıyorsunuz, yol, yeşil alan, kültür merkezi, birçok hizmete imza atıyorsunuz. Zaten 2004 AK Parti dönemi belediyeciliği Konya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Yani Konya 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlanmıştır, büyümüştür, gücü artmıştır. Geçen gün TÜİK raporlarını şöyle göz atarken bir defa daha, yani kendimiz de içinde olduğumuz için bazen farkına varmıyoruz. Bir defa daha üzerinde durdum. Mesela Konya'da sigortalı çalışan kişi sayısı organize sanayide 9 binlerden 40 binlere çıkmış. Bu 14 yıl içinde. Bazen deniyor ya, yani hani yapılan fabrika, hani yapılan iş yeri, hani açılan istihdam. İşte 14 senede Konya organize sanayide 9 binlerden 40 binlere çıkan bir sigortalı çalışan sayısı. Yine Aslım bölgesinde, ki onu da ilk dönemimizde açmıştık o caddeyi ve bir sanayi bölgesi oluşmasına biz de katkı yapmıştık, destek vermiştik. 300-400'lerde olan fabrika sayısı 4-5 binlere çıktı. Sigortalı çalışan sayısı 4-5 binlerden yine 30 küsür binlere çıktı oralarda. Vergiye kayıtlı kişi sayısı vesaire. Şehir çok büyüdü. Ama içine biraz önce bahsettiğim gibi güçlü bir şekilde ruhu koymaya devam etmemiz lazım. Konya misyonu olan bir şehir. Bu misyonu hiç kaybetmemesi lazım. Bu misyon nedir? Bu misyon Selçuklu Osmanlı ecdadımızdan aldığımız kutsal mirası. Bu bazen bazı kalemlerde Kızıl Elma'dır, değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Bazı kalemlerde Büyük Türkiye rüyasıdır. Bazı ifadelerde lider ülke Türkiye'dir. Ama bu bir misyondur. Büyük Türkiye misyonudur. Kızıl Elma misyonudur. Lider ülke misyonudur. Başka sıfatlar da koyabilirsin. Ama bir davadır. Yani Konya'nın bunu hiçbir zaman kaybetmemesi lazım. Konya'yı temsil edenlerin de bu çizgiyi hiç kaybetmemesi gerekiyor. Bir de Mevlana'nın pergel metaforuna uyarak yola devam etmeliyiz. Milletvekili olsak da, efendim işte belediye başkanı olsak da, ya da işçi, memur, sanayici, zengin, fakir, köylü, şehirli. Hiç önemli değil bunlar. Siz takvimden programa girerken bir sahife kopardınız. Ömür takviminden bir sahife daha gitti, değil mi? Her gün koparıyor. Ömür aslında işte öyle bir bir. Yani ben bazen bu kum saatini koyarım. Evde var karşıma. Tefekkür ederim. Kum saati böyle ağır ağır akmaya başlar. Bir süre sonra tamamlanır. Ömür o kum taneleri gibi aslında. Gün gün düşüyor. Hatta biraz daha ileriye götürürsek olayı, ömür belki 3 gün. Evet. Değil mi? Bu konuda bir hadis-i şerif de var. Doğru. Biri gitti, dündü. Birisi bugün. Şu an yaşıyoruz. Yarın kalmış sadece. Bir gün kalmış. Öyle bakmak gerekiyor olaya. Peki buradan ne ders çıkarmak gerekiyor? Şu andaki anı doğru değerlendirmek gerekiyor. Yarını da son gün gibi değerlendirmek gerekiyor. Hazreti Mevlana'nın ortaya koyduğu ölçü hepimize, bütün insanlığa ders aslında.
Ama Konya için daha önemli. Sanki biz daha pergel metaforu tabii. Kendimizi. Yani bir ayağımız hakikatte İslam'da, değerlerimizde olacak. Pergelin bir ayağı o sabit olacak ama. Diğer ayağıyla pergelin bütün insanları dolaşma, bütün kainatı dolaşma ve hakkı ulaştırmaya çalışma, doğrunun hakim kılınması için gayret gösterme. Yani Konya olarak böyle bir misyonumuz var. Bunu hiçbir zaman kaybetmeyelim inşallah. Değerler ve tecrübe en son belki getirebileceği nokta budur bizi. Şunu merak ediyorum. Komek ve Kadem'den konuştuk ya. Biz de içerisindeyiz. Hanım elinde pek çok kere onları konuk ettik, hocaları. Bu hocalara ne yapıyorsunuz siz? Öyle bir çalışıyorlar. Öyle bir o hani dava dedik ya. Evet, evet. Davalarına o kadar böyle sahipler ki hepsinin gözlerinden böyle bir aşkla, bir ışıkla çalışıyorlar. O kadar işini seven hanımefendiler var ki hepsiyle gurur duyuyorum ve her ağırladığımda onları tebrik ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Yani teşekkür ederim. Marifet iltifata tabidir. Ben kendimi komik büyük bir aile. Konya'nın en büyük ailesi. Bir halk üniversitesi diye vasıflandırıyorduk. Doğru. Biliyorsunuz. İlk kuruluşta görev yapan kardeşlerimiz aynen devam ediyor bir kere. İlk kuruluşta emek veren, alın teri döken. Şimdi ilk kuruluş aşamasında o zamanki daire başkanımız rahmetli Sadrettin abi bizden yaşça büyüktü. Ben hep abi derdim. Trafik kazasında ama çok hayırlı bir yoldan gelirken vefat etti. Şam'da maalesef Şam şimdi tabii harp diyarı işte maalesef Suriye'nin hali ortada. Mevlana Halit Bağdadi türbesini bir zaman ziyaret etmiştik. Mevlana Halit Bağdadi Hazretleri coğrafyamızdaki çok önemli bir mürşittir ve önderdir. Yani İslam'ın yaşanmasında, korunmasında ve canlı bir şekilde yola devam edilmesinde Müslümanların öncülük uyanılmasına yapmıştım. Öncülük eden büyüklerimizden birisidir. En önemlilerindendir. Ziyaret ettiğimizde bir tarihte türbesini, türbenin biraz bakıma muhtaç olduğunu görmüştük. Şam'da da tepenin ismini hatırlamıyorum. Böyle sarp bir yerde, bir tepede, bir mezarlıkta inerken falan hatta bayağı macera yaşanıyor. Araçlarla falan neredeyse 75-80 derece dik bir inişte. Sonra biz Konya Belediyesi olarak ya da Konya'daki arkadaşlar olarak bunun restorasyonunu yürütelim. İşte kubbesine damlamalar vardı, bozulma vardı. Kurşunla kaplansın falan. O çalışmaları yürütüyorlardı. Sadrettin abi, bizim Ercan Uslu Bey, Koski Genel Müdürümüz falan bir grup arkadaş. Onu tamamladılar ve ziyaretten dönerlerken maalesef Karapınar yakınlarında trafik kazasına vefat etti. Allah rahmet eylesin, cennetiyle buluştursun. Hepimizi cennette buluştursun. İlk kuruluşta önce 100 branş hedefi koymuştuk. Sadrettin abi hiç unutmuyorum böyle bana bakarak ya başkanım dedi sen 100 branş sayabilir misin? Abi sayamam ama biliyorum çok sayıda branş olduğunu. Şimdi 250'den fazla ya, branşta ihlasla başladık. Samimiyetle başlamıştık. O kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum görev yapan. O günden bugüne rahmetli Sadrettin abiden bugüne görev yapan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Konya'nın en büyük ailesi. Ben de kendimi Komek ailesinden kabul ediyorum. Bu bir aşk, bu bir sevgi. İnsanlara hizmet etme duygusu. Bakın 600 bin kardeşimize yaklaşık olarak hizmet verilmiş. Şu anda hatta genç komek olarak yazın. Yine çocuklar faal ettiler. Tatil matil yok. Yani yeni döneme kadar da gençlere, yeni eğitim dönemine kadar da hizmet veriliyor. Şimdi bu kadar gelmiş, geçmiş kardeşimiz var. Bir tek olumsuz olay olmadı ya. Bu ne kadar büyük bir başarı, ne çok kadar güzel bir olay. Bütün kardeşlerimize ve Komek'in kapısından giren tüm hemşehrilerimize de bu noktada teşekkür ediyorum. Komek'le hakikaten gurur duyuyoruz. Tabii Kadem ayrı Kadem bir şey. Ayrı. Kadın lokallerimiz ayrı bir başarı. Gençlik merkezlerimiz. Bunlar sosyal ve kültürel belediyecilikte Konya'yı Türkiye'de öne çıkardı. Şimdi bütün ilçelerimizde bu şeyler, kademler, komekler, biliyorsunuz kadın lokallerimiz, aile sanat eğitim merkezi olarak. Sadece o eğitimler verilmiyor. Bir de yüzme havuzu, spor salonu, diğer etkinliklerle de çok farklı bir
kültürel kalkınma hamlesine dönüştü. Hı hı. 27 tane aile sanat eğitim merkezi kadın lokali gerçekleştirmişiz, yapmışız. Hepsi birer şaheser aslında. Seçim sürecinde, seçim çalışmaları aralarında bile siz aslında açtınız. Ramazan Şerif'in içerisinde açtınız. Hani güya seçim çalışması var gibi düşünüldü ama sanki hiç yok gibi hala devam edildi ilçelerde. Yani bizim bu komek kadın lokallerimiz, aile merkezlerimiz falan seçimle meçimle değerlendirilecek çalışmalar diye. Bunlar Konya'mızın özüne yönelik çalışmalar. Tabii seçimler erkene alınınca, biraz erkenin erkenine alınınca, yıl sonuna kadar bitireceklerimizin bir bölümü tamamlanamamış oldu. İşte köprü inşaatlarını görüyorsunuz. Seçimle alakası yoktu onların. Onlar işte yaz aylarına tamamlanacak çalışmalardı. Zaten planlıydı. Planlıydı onlar. Zaten. Konya Müzesi inşaatımız başlayacaktı Kışla Caddesi'nde. Bu köprülerimiz tamamlandıktan sonra aynı zamanda otoparklarımız, Meram Son Durak çalışması, oradaki kamulaştırmalar tamamlanmıştı. Teleferik çalışması falan bu sene hizmete girmesi planlanan çalışmalardı. Onlar tabii böylece yetişmemiş oldu bizim seçim dönemimize. Ve bu döneme denk geldi. Bu döneme artık bundan sonra inşallah Uğur İbrahim Altay kardeşimiz, o da çok başarılı bir belediye başkanımızdır. Eksikler o dönemde tamamlanmış olacak. Tam da bununla ilgili... O açılışların seçimle ilgisi yok. Planlanan şeylerdi. Çok güzel bir cümle kurdunuz. Çünkü böyle bir soru vardı. Buna da cevap oldu. Neden buna denk geldi diye. Tam da bunun cevabını vermiş oldu. Seçim kararı ani alındı. Hemşehrilerimiz de onu takdir ederler. Öyle rastladı hakikaten. Yıl sonuna tamamlayacağımız çok eser vardı merkezde de. Ama artık onu kardeşlerimiz tamamlayacak inşallah. 14 yıl tabii ki pek çok hizmeti konuşuyoruz sohbetimiz esnasında. Çok güzel anlatıyorsunuz ama iyi ki yapmışım ya. İyi ki bu proje olmuş. Hepsi mutlaka çok özeldir de. Böyle var mı kalbinizin bir köşesinde çok özel dediğiniz? Böyle içim yani benim Ayşegül için, Hanım, benim ruhuma iyi geldi dediğiniz var mı? Doğrusu çok ayıramıyorum da. Mesela sporda stadyum, dünyanın en iyi 5 stadyumu içinde. Ayrı bir cazibe merkezi, bilim merkezimiz Türkiye'de bir ilk oldu. Restorasyonda dünya birincisiyiz. 3000'den fazla, sadece 2687'si Bedesten'de olmak üzere. Doğru. Şimdi bile 124 ayrı noktada restorasyon devam ediyor. Ecdada saygı boyutu o. 93 tane alt üst geçit, bunlar fiziki olarak çok önemli. Ama bir konu beni çok etkilemiştir. Şimdi bir gün Mevlana Türbesi'nde bir mübarek gecede orada bir yerde oturuyoruz. Karşıda bir hanım kardeşimiz yanındaki çocuklarına bir şeyler anlatıyor bizi göstererek. Ben merak ettim, acaba bir ihtiyaç mı var ya da bir mesele mi var diye davet ettim. Kardeşimiz dedi ki, ya şöyle bir hatıramız var dedi. Bir gün televizyonda işte haberleri izlerken sosyal kart ve şeyi anlatıyordunuz. Yetim ve öksüz bursunu. Bunu pek kimse bilmez. Konya'da bütün yetim ya da öksüz olan çocuklarımızla parçalanmış aile çocuklarımıza, gazi ve şehit ailesi çocuklarımıza, bir de engelli çocuklarımıza ilkokul birden lise sona kadar, üniversite kanunen veremiyoruz, lise sona kadar burs veriyoruz biz. Yani kendimiz arayıp bulup ben istemiyorum diyenlerin dışında herkese burs veriyoruz. Bunu söylüyordunuz. Bizim bey dedi ki, ya bak biz vefat etsek demek ki belediyemiz çocuklara ya, sahip çıkacak dedi. Gözümüz arkada gitmeyecek. Kısa bir süre sonra da bir kazada vefat etmiş. Şimdi aslında ağızdan çıkan şeyler çok önemlidir. Doğru, dua biliyorsunuz. Niyetindedir. Çok dikkatli olmak gerekir. Kaderin cilvesi, vefat etmiş. İşi de tasfiye edilmek zorunda kalınmış. İhtiyaç doğmuş. O sohbet aklıma geldi dedi. Ve yetim öksüz çocuklara destek konuşmanız aklıma geldi. Onu anlatıyordum dedi. Mesela bu beni çok etkiledi. Ve hayatım boyunca da etkileyecek en önemli yatırım, en önemli hizmet insana doğrudan yapılandır. O sosyal karttır. O yetim, öksüz ya da parçalanmış aile çocuğumuzun
saçını okşamaktır. Yani. Bunu da yapmaya gayret gösterdik evet, doğrusu. Duygusal mısınız peki? Yani şimdi çok. Anlatırken biraz böyle gözleriniz buğulandı gibi geldi. Hani biz yani sanki çok bunu görmüyoruz gibi geliyor ya. Ben hissettirmemeye çalışırım da içime atarım. Evet. Ama aslında Türk insanının çoğu öyledir, öyledir de. Öyledir değil mi? Duygusal yönüm daha ağır basar. Bir ilahi dinlerken, bir ezgi dinlerken yalnız olmayı tercih ederim. Hislerimi göstermemek için. Bu kadar yoğun duygu dönüşümleri, çalışma, bazen kavga dövüş, yani hani kavga dövüş tırnak içinde tabii mücadeleden bahsediyorum. Sizi ne rahatlatıyor peki? Böyle mutlaka tefekkür ediyorsunuzdur. Mesela yalnız kalmak mı dinlendirir? Çocuklar mı, aile mi? Bilmiyorum, var mı böyle özel bir yaptığınız, sizi dinlendiren? Ben sürekli iç dünyama dönen bir insanım. İç dünyama dönerim. Eğer bir konu gündeme getirilmişse, bir şey söylenmişse, sert bir ifadede bulunulmuşsa, bu haklı mı değil mi diye iç dünyama bir dönerim. Mutlaka kendime bir bakarım. Eğer haklı olduğunu düşünüyorsam onu gereğini yapmaya çalışırım. Yani bir yanlış varsa onun düzeltilmesi gerekir. Onu yapmaya çalışırım. Haklı değilse demek ki biz anlatamamışız deyip yine kendimi sorgularım. Ve öylece yani iç dünyamla kendimi huzur bulmaya çalışırım. Kendi içime bir dönerim. Bir vicdan muhasebesi gibi tabii, herhalde. Tabii bir muhasebe oraya, yapar. Oraya sorma. Ve hamdolsun kendi iç dünyama, kalbime, gönlüme yöneldiğimde de bilerek ve isteyerek bugüne kadar kimse için, kimse adına, kimseye bir nezaketsizlik cümlesi, bir yanlış ifade, bir kabalık yapmamaya çalışan bir abinizim, bir kardeşinizim, bir abinizim. Buna çok dikkat ederim. Ha, buna rağmen yani karşıdaki öyle davranmıyorsa da ondan da ders almaya çalışırım. Bu bir nefsi terbiye metodudur aynı zamanda. Yani halk adına idarecilik yapanların mutlaka bunu yapması, değil mi? Sabırlı ve hazımlı olması lazım. Çünkü bu görevler bir imtihandır. Cenab-ı Hak tesadüfen nasip etmez. Mesela 2004'te görev alırken biraz özel şeylere giriyoruz mecburen. Yani konu öyle açıldı. Şimdi o dönemde çok büyük bir kaza yaşamıştım. Evet. Yani 2001 yılında ailemiz çok yani sıkıntılar yaşadı. Yani aylarca yoğun bakımda kaldık. Bir evladımızı kaybettik. Sağlığımıza yeni kavuşmakta olduğumuz bir dönemde böyle bir görev nasip oldu. Ben hep şöyle düşünmüşümdür. Yani Cenab-ı Hak yeni bir ömür lütfettiğine göre, Cenab-ı Hak yeni bir hizmet fırsatını bize lütfettiğine göre, tabii ki Cumhurbaşkanımız, partimiz, halkımızın desteği, ama sonuçta kader çizgisi de vardır malumunuz. Demek ki bizden hayırlı çalışmalar bekliyor, evet. İstiyor. Muradı demek ki Cenab-ı Hakk'ın öyle bir muradı var nasip olduğuna göre diye hep o duyguyu iç dünyamda taşımışımdır. Bunu yani samimiyetle ifade ediyorum. Hiç kaybetmedim ve kaybetmemeye de inşallah devam edeceğim. O sizin biraz da yol haritanız oluyor işte. Yani çalışmalarınızda. Tabii. Peki müzik ve kitabı sorsam. Yani dinler misiniz mesela müzik? Bazen insanı müzik de dinlendirir. Bir kitap okumak da dinlendirir. Vaktiniz olur mu? Böyle kulağınız bir yerlerde bir çalar yani mı? Şimdi öğrencilik dönemlerimizde benim küçük bir radyom vardı. Ona transistörlü mü denir? Ne denir? O radyo bir tarafta dururdu. Mutlaka bir sesle çalışmaya devam ederdik. Ama tabii bu çalışma dönemlerinde öyle bir imkan yok. Kendimize az zaman ayırdığımız için. Ama klasik Türk müziği, tasavvuf musikisi, özellikle Osmanlı döneminden kalma besteler, güfteler vesaireler bulursak mutlaka temin ederdim. Çok eskilerden kalma böyle birkaç valiz dolusu eski bantlarımız, kaset şunlar mi? Bunlar öyle dolu durur. Fırsat atamıyoruz olursa, da onları yok. Hatıra şimdi, diye. Onlara nasıl arşiv haline getireceğiz, nasıl tasnif edeceğiz? En son şimdi bir daha geçen gün gördüm o bavulları. Çok dinleme fırsatı olmuyor da tabii
biz Konyalıyız sonuçta. Mevlana şehri burası ve tabiatın, kainatın ahengi ruhlara yansır. Hı hı. Onun bir yansıması da belki semadır, belki o dini musikimizdir, belki klasik musikimizdir. Türkü sevmeyen fazla yoktur herhalde Türklerden. Hiç öyle diyelim, yoktur diye milletimizden. Düşünüyorum sanki. Öyle. Musikiye bir şey vardır evet. Milletimizde. Aşinalık. Bizim çok özel bir hasletimiz yok bu konuda yalnız. Meslek edindirme kursları konusunda konuşurken o aklıma geldi. Aslında Komek'ten en az istifade eden biz olmuş olduk. Ben birkaç tane branşta kurs almayı çok arzu etmiştim. Ama hiç fırsat bulamadık. Ne istedin? Hele son yıllarda. Yani musiki olarak hiç olmazsa neyi üflemeyi öğrenmek. Onun dışında ebru, mümkün olsa tesip. Tesip sanatını çok severim ben. Yani hatta cesaret edemiyorum da süsleme, o tip şeylerde meraklıyımdır aslında ama maalesef o fırsatları kaçırdık. Bundan sonra da bizi kursiyer olarak kabul ederler mi artık yani bilmiyorum. Bilmiyoruz onu. O başvuru süresini lütfen aşmayın. Evet. Ki hemen de hatırlatalım. Komek Genç yaz okulu da uzatıldı. Bir hafta daha onun da duyurusunu yapalım. Kahvenizi soğuttuk, çok konuşturduk. Talep çok oluyor. Onun için her defasında uzatılıyor. Evet, yetişemedik uzatıldı. Diye. Onu bir fırsat daha verin diye. Söyleyeyim. Her yaz 20 bin civarında kardeşimiz hem Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Hem Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimiz'in hayatı ile ilgili dersler alıyor. Ama bir taraftan da spor eğlence, dinlenme vesaire imkanı da var. Sanatını yüzme yani. Öğreniyor tamamını neredeyse. En sevdikleri de yüzme oluyor evet. Biliyorum. Hocalar hep anlatıyorlar. Konya'da bir iki tane yüzme havuzu vardı biliyorsunuz 15 sene önce. Şimdi sayısını biz bilmiyoruz artık. Yani bütün şehir konaklarında var. Bütün spor salonları, ilçelerimiz de açtılar. Çocuklarımıza yüzme de öğretiyor kardeşlerimiz. Bundan da şimdi onlar... biz biraz şimdi artık yöneten konumundan çıktık. Bütün Komek'teki kardeşlerimize, genç Komek'te çalışan hocalarımıza da ki yazın 500-600 tane hocamız orada hala görev başındalar. Görev yaparlar. Onlara da başarılar diliyoruz inşallah kazasız belasız. Çünkü her yaz üzerinde çok dururuz. Çocuklar emanet ediliyor. Doğru, çok hayırlısıyla doğru. Dönem tamamlanır inşallah. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Yönetmenim kahvemizi, çayımızı bir kere daha lütfen yenilesek seviniriz. Sizleri lütfen kahvelerinizi alın. Biz son bölüm için böyle konuyu da toparlayacağız. Mutfağımızdaki lezzetimizi de göstereceğiz. Hemen geliyoruz efendim. Efendim devam ediyoruz. Tahir Akyürek bugün bizim program konuğumuz Hanım Elindeyiz. Reklam arasında konuştuklarımız bile benim için Tahir Bey kendi de ifade ettiği için söylüyorum. Bir abi nasihati, bir amca nasihati, bir kardeş nasihati gibi çok iyi oluyor. Biraz biz böyle tecrübeden bahsettik. Birazcık tefekkür etmekten bahsettik. O vicdan muhasebesinin çok önemli olduğundan bahsettik. Ve şu son bölüm size sormak istediğim çok önemli sorular var ki dün duyurusunu yaptığımda Hanım Elinde olduğunuz duyurusunu yaptığında kadınla, aileyle, çocuk istismarıyla ve en son yaşanılan şu hayvan haklarıyla ilgili o kadar çok soru aldım ki yeni dönemde inşallah bir bayram yaşayacağız 24 Haziran'da i̇nşallah, öyle umut ediyoruz. İnşallah. Duamız o yönde. Böyle bir şey olursa ki artık mecliste de Konya için bizimle olursanız aile, çocuk, kadın, istismarlar, cinsel tacizler ve hayvan hakları. Bunu bir konuşalım mı şu son bölüm? Çok istiyorlar önemli. Ve biz de çok istiyoruz. Çok önemli. Şimdi şöyle, bir kere Cenab-ı Hak hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Yani Allah'ın yarattığı her şey, yaratılan her şey, her canlının bir misyonu vardır. Kainatta, yeryüzünde. Mesela İşte Beyşehir yöresinden, eskiden köydü bizim doğduğumuz yer. O yöreyi iyi biliriz. Şimdi Beyşehir Gölü'nde 20'den fazla balık çeşidi vardı eskiden. Sonra 1970'li yıllarda o zamanki devlet su işleri idarecileri, bunu duymuştursunuz muhtemelen Ayşegül Hanım.
daha ekonomik diye, daha hızlı çoğalır diye, daha yüksek gelir getirir diye dişli balık dediğimiz bir balık türünü levreyi oraya Beyşehir Gölü'nün doğasında olmadığı halde atmışlar. Şimdi getirdiği, oluşturduğu sonuçlar ne? Balık türlerinin birçoğunu, çünkü o canlı yiyor aynı zamanda o balık, birçoğunu tüketti ve birkaç çeşide düştü o 20'den fazla balık çeşidi Beyşehir Gölü'nde. Kurbağaları vesaireleri de yavrularını da yediği için bu defa tabii denge bozuldu, sinek çoğaldı. Efendim işte ot yiyen balıklar azaldığı için diplerdeki bitkiler çoğaldı. Böylece bazı gözenekler, su gözenekleri kapandı ya da gölde sığlaşma ve otlanma meydana geldi. Düzeni bozuldu yani. Sonra levreyi de azaltması için bir başka balık türü atıyorsun falan. Belki 100 yılda tekrar dengeye kavuşabilir. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Tabii dengeyi bozmamak gerekir. Yani bozduğumuz için problemler çıkar. Mesela 14 yıl görev yaptık belediyede. Bir tek canlının bile itlafı için emir vermedik ve tam tersine onların korunmasını istedik. Mesela bir ara köpekler sokaklarda çok fazlalaştı biliyorsunuz. Ama hep o köpeklerle ilgili bizim duygumuz onların korunması, muhafaza edilmesi, açsa doyurulması olarak kaldı. Bir ara sokakta biraz çoğaldı. O yeni barınak yapma aşamasında bir ara dönem yaşandı. Şimdi tekrar barınağımıza toplandı. Seydişehir yolu üzerinde Türkiye'nin en modern barınağını yeniledik. Eskiden barınağımız Ankara yolu üzerindeydi. Çok daha büyük bir barınak yaptık. Orada köpekler tedavi ediliyor, işte aşılanıyor, kısırlaştırılıyor, bakımları yapılıyor falan. Mevzuata uygun bir şekilde yola devam ediliyor. Allah'ın yarattıklarına şefkat ve merhametle yaklaşmak çok önemlidir. Hatta sohbet kitaplarında yazar. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama şöyle denir. Mesela köpekte bulunan bazı hasletler insanlarda, yani onlara dikkat edilse insanlar kamil insan olurlar. Mesela sadakat bir tanesi. Bir tanesi kanaat. Diğeri vefa. Bir başkası seher vakti uyumamak. Seher vakti uyumamak. Yani Allah'ın yaratıklarının böyle birçok hususiyetleri vardır. Teşekkür etmen bir şey var. İnsan vicdanı. İnsanlar noktasında da insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez ifadesi var biliyorsunuz değerlerimizde. İnsanlara teşekkür etmeyen zaten Allah'a şükretmez. İnsana teşekkür etmeyen zaten Allah'ın yarattıklarına da merhametle yaklaşmaz. Şimdi bu konularda ben hassas bir insanım şahsen. Yani hayvan sevgisi konusunda, tabiatın korunması konusunda, aile konusuysa çok daha özel bir konudur. Hep üzüldüğüm noktalardan birisi şudur. Bazen Konya'da aile içi şiddet ya da kadına yönelik, çocuğa yönelik şiddet konusunda haberler çıkar. Ve Türkiye'de gündem olur. Niye? Konya'ya yakışmadığı için. Beyaz sarıkta bir sinek bile biliyorsunuz, kiri belli bile olur. Belli gözükür. Olur. Konya böyle bir yer. Hep şunu arzu etmişimdir. Aile içi şiddetin, kadına yönelik şiddetin, çocuğa yönelik şiddetin en az olduğu şehir Konya olsun arzu etmişimdir. Diğer şehirlerden belki daha azdır ama hiç olmamasını diliyoruz. Bu sosyal kart projemiz falan bunun bir neticesi olmuştu. Yani evine ekmek götüremediği için bir hanımefendi ya da bir beyefendi o gün yemek yapamadığı için çocuğuna kötü muamele yaparsa, aile içinde şiddet doğarsa, geçimsizlik doğarsa vebalinden kurtulamayız. 90 değil de 190 köprülü kavşak yapsanız bile eğer asli ihtiyacını karşılayamadığı için bir aile bozuluyorsa, bir çocuk kötü muamele görüyorsa onun vebalinden kurtulamayız. Evet, ondan dolayı asli ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak. Yani ekmek kartımız var bizim biliyorsunuz. Mahalle bakkalından en fakir grup, geliri olmayan grup
bakkaldan ekmeğini alır ve asli ihtiyacını yağdır, şekerdir, tuzdur, nohuttur, fasulyedir, bulgurdur, pilavdır, neyse pilavlık malzemedir. Onları alacak kadar bir bedeli kartına yükleriz. Oralardan yola çıkmıştık. Bu konularda aynı hassasiyetle görev nasip olursa elbette çalışmaya devam edeceğiz. Ben en önemli çalışmalardan biri olarak görürüm bu çalışmayı. Ve bunu da bir uyarı olarak da söylüyorum. Aileyi koruyalım. Aile kavramı bir milletin temelidir, bir şehrin omurgasıdır. Aile kavramı çözülmüşse Batı toplumlarının geleceği niye karanlıktır denir. Doğru. Batılı düşünürler bunu söylüyor. Ailedeki çözülmeden dolayı. Onlar da şimdi bunu keşfettiler. Aileyi korumak için çok ciddi tedbirler alıyorlar. Amerika'da da, İngiltere'de de, Almanya'da da hem aileyi korumak için hem de ailenin en önemli unsuru olan çocuk sayısı konusunda özel tedbirler alıyorlar. Çocuk desteği, ikinci çocuk, üçüncü, dördüncü çocuk destekleri bir aileyi geçindirecek kadar. Mesela yeni doğum olduğunda bir yıl ücretsiz olarak böyle izin verme, maaşlı olarak izin verme. Ödüllendiriyorlar. Ödüllendirme gibi kavramlar. Biz zaten aile kavramıyla ayakta kalan bir toplumuz. Bazen deniyor ya, gelir seviyesi düşük olanlar da var. Ama buna rağmen İyi kötü bir ev yapmaya çalışıyor, bir imkan elde etmeye çalışıyor değil mi? Niye? Dayanışma. Aile dayanışması bizi ayakta tutan en önemli unsurlardan. 28 Şubat sürecinde maddi ve manevi yıkım yaşamıştık. Yanılmıyorsam siz de 28 Şubat mağdurlarındansınız. Benim kendi çocuklarım da 28 Şubat mağdurlarından. İmam Hatip'e giderken, Anadolu İmam Hatip'e, okula gidemez hale gelen 28 Şubat sürecini Cenab-ı Hak bir daha göstermesin. Şimdi atıp tutanlar, konuşanlar o dönemde başörtülü çocuklarımızın okula gitmemesi için seferber olanlar, Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edenler. Değil mi? Yani ne oldu? Başörtüsü serbest oldu. Kıyamet mi koptu? Şimdi bütün kamu kurumlarında, bütün yönetim kademelerinde, bütün okullarda başörtülü, başörtüsüz. Kardeşlerimiz serbestçe kardeşçe yola devam etmiyorlar mı? Ediyorlar. Değil mi? Müthiş başarılı, yurt dışında bizi temsil eden, gururumuz olan çok güzel genç kızlarımız da var. Tabii. Yani bizi o dönemlerde de ayakta tutan aileler oldu. Aile kavramı oldu. Asgari ücret 140 dolara düşmüştü o dönemde. Yani şimdinin parasıyla ne yapar? 500 lira yapar. 500 lira civarında. Buna rağmen hayat devam ediyordu. Kişi başı gelir 1400 dolara düşmüştü. 1500-1450 dolara düşmüştü. Buna rağmen hayat devam edebildi. Niye? Aile dayanışmasıyla. Şimdi tabii bu rakamların böyle 4-5 katına çıktı. Gönül tabii ister ki daha da yüksek noktalara ulaşsın. İnşallah 24 Haziran'la yeni bir istikrar dönemi, yeni bir süreç başladığında göreceksiniz. Türkiye 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşmış olacak. Milli geliri iktidarımız döneminde 3 katına, 4 katına çıkaran hükümetimiz, asgari ücreti değer artışı olarak dolar bazında da birkaç katına çıkaran hükümetimiz, ama son yıllarda büyük badirelerden dolayı bir frene adeta basılmış gibi oldu. Uluslararası operasyonlar var. Yapmadıkları bir darbe vardı. O da oldu biliyorsunuz 15 Temmuz'da. Maalesef. Allah milletimizi muhafaza etti. Daha büyük hedeflere yürüyeceğiz 24 Haziran'da. Allah Cenab-ı Hak bir kaos vesaire göstermesin. Cumhurbaşkanımızın arkasında, yanında dimdik durduğumuzda göreceksiniz çok daha farklı boyutlar çıkacak. Şunu demek istiyorum. Sıkıntılı dönemlerde bizi aile ayakta tuttu. Bundan sonra da aile kurumumuzu daha da güçlendirerek yürüyüşümüze devam etmeliyiz. O sürecin başlamasını diliyorum ben 24 Haziran'la birlikte. İnşallah. Bir de, biz de bunların arkasında olacağız tabii inşallah. Allah güç kuvvet versin. Bir de çocuklara gelelim. Sizin o çocuklarla bazen fotoğraflarınız düşüyor Twitter'a ya da sosyal medyaya. Böyle hani hep diyorlar ya size, ki siz ilk bölüm söylediniz, biz pek vitrinde göstermiyoruz, bunları pek sergilemiyoruz yaptıklarınızı. Ama bazen kameralar ya da fotoğraf makineleri yakalayıveriyor onu. Böyle sert görünümün arkasında böyle çocukları çok seven, onlarla gülen, içleri gözlerinin içi gülen bir Tahir Bey var.
Şimdi bile duygulandınız evet, yani. Çocuklarla bağımız çok güçlüdür aslında. Şöyle, tabii ben yapı olarak yaptıklarını çok anlatabilen ya da bir şeyleri vitrine koymaya müsait olmayan bir yapıdayım. Yani bu yapısal bir şey. Aslında günümüz idareciliğinde belki bu bir eksikliktir aynı zamanda. Çünkü artık şehir pazarlaması, ülke pazarlaması, marka pazarlaması, değer pazarlaması önemlidir. Bunu nefsi yapmamanız şartıyla. Fakat biz bu konuda biraz eksikliyiz yani, öyle söyleyelim. Şimdi Cenab-ı Hak çocuklarımızın yüzünü güldürsün. Amin. Ama çocuklarla kendinizi test etmeniz iyidir. Şimdi çocuklar ve bazı canlılar insanın iç dünyasını keşfeder. Kadınlar da öyledir yalnız. Bakın, kadın ayırt etme gücü çok yüksektir kadının. Çok. Kadın baktığında bir insanın iyi bir insan mı, kötü bir insan mı olduğunu genellikle fark eder. İyi niyetli mi, kötü niyetli mi olduğunu genellikle fark eder. Onun için kadın desteği de çok önemlidir. Mesela AK Parti'de, Cumhurbaşkanımızda kadın desteği çok daha fazladır biliyorsunuz. Konya'da da böyledir. Biz 3 belediye seçimi çok daha fazla işte diğer seçimle referandumlar yaşadık. Yani son 14 yılda. 3 belediye seçiminde de biliyorsunuz büyük şehirler içinde Türkiye'de en yüksek oyla seçildik biz. 2004'te ikinci sıradaydık ilk seçildiğimizde. 2009 ve 2014'te Türkiye'de en yüksek oylarla belediyede, Allah razı olsun hemşehrilerimizden, seçilmek nasip olmuştu. Şimdi orada da kadın oyları çok daha yüksekti. Ya da çalışmalarda da kadının ayırt ediciliği çok daha güçlüdür o yüzden. Şimdi çocuklarla kendinizi test edin. Ben kendimden bahsetmeyeyim de. Küçük bir bebek sizin kucağınıza geldiğinde onu tebessüm ettirebiliyor musunuz? Ettiremiyor musunuz? Rahatlatabiliyor musunuz? Rahatlatamıyor musunuz? Ya da diğer bazı canlılar falan öyledir. Vücuttan şey alır. Sinyal alır. Güvende olduğunu hissediyor mu, hissetmiyor mu? Bu bir testtir. Evet. Bu konuda kendim bayağı başarılıyımdır, onu söyleyeyim. Çok güzel ifade ettiniz. Valla bu testi herkes yapsın bence. O kadar güzel ifade ettiniz ki. Orada eğer mutluysa, gülüyorsa ve güvenli hissediyorsa kendinizde de var demek ki. Çocuğu teselli etme bir imtihandır. Ona göre herkes kendini bir imtihana soksun bakalım. Soksun. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamayı çok istemiştim hep. Bugün kısmet oldu. Benim için de güzel bir heyecan. Arşivimde bulunduracağım güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biraz özel bir sohbet olmuş oldu. Belki çoktandır yapmadığımız bir sohbet oldu. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler de gayet başarılı bir şekilde yayıncılıkta yola devam ediyorsunuz. Sağ ol. Hem KonTV ailesine, kamera arkasındaki kardeşlerimize hem de sizlere teşekkür ediyorum. Onlar bizim gizli kahramanlarımız. Çok teşekkür ediyorum. O zaman son cümlelerimizi mutfakta söyleyelim mi? Sizi davet edeceğim. Benim mi davet ediyorsunuz? Tabii ki, lütfen. Peki. Lütfen, rica ediyorum. Mikrofonu sadece yanınıza almanız yeterli. Ben size yardımcı olacağım şimdi. Alırım. Buyurun. Elinizde dursun, tamam. Yeterli. Tamam. Buyurun lütfen. Madem güzel bir sohbet ettik, mutfağımızda da tabii ki kokularımız yükseldi. Ülkücüm yine bugün Ülkü'nün mutfağında. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Kardeşimiz de burada sürekli meşgul evet, oldu. Evet, burada sürekli bizim için her gün yeni lezzetler yapıyor. Hepimiz emekçiyiz. Bu ekranlar için, izleyicilerimiz için biz de çalışıyoruz. Ve sizin için de böyle güzel bir lezzet yaptık. Elinize bugün. Sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür inşallah. Ederiz. Sağ olun. Yani kokusu güzel. Tadı da güzeldir. Tadına sonra bakalım inşallah. Sonra bakacağız sonra tabii bakalım. Ki sonra bakacağız. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ülkücüğüm çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tahir Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben kolaylıklar, ederim. Başarılar diliyorum. Biz koca bir duacı ordunuz olarak her zaman arkanızdayız.
Başarılar diliyorum. Siz son Allah olarak... istikametimizi bozmasın. Amin. Allah vatanımıza, milletimize nice hayırlı hizmetler yapmayı, iyi niyetle ve samimiyetle yola devam etmeyi muvaffak kılsın inşallah. Çok teşekkür i̇nşallah. Ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Birlikte kapatalım o zaman. Efendim programı sonlandırıyoruz. Güzel geçsin. İlk yarısı bizimleydiniz. Gününüzün ikinci yarısı da güzel geçsin inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.